Bugünkü dersimizde sizlere e, öncelikli olarak GitHub VS Code ve Web Dev eğitimleri, e, Web Dev e giriş e, eğitiminden bahsedeceğim. E, dersimiz dediğim gibi 40 dakika sürecek. E, dilerseniz şimdi ben e, ekranımı paylaşarak e, dersimize geçiş yapayım. Şu an ekranımı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, şimdi Web e, konusuna gir girmeden önce evet. e, öncelikli olarak e, ben eğitim materyalinde W3School'u kullanıyordum. W3Schools.com esasında e, webde yani web konusunda ve e, daha sadece web değil Server side temelli kısımlarda da veya işte Java gibi, Python gibi, C++ gibi eğitimlerin esasında get started'ını vermek için güzel bir siteydi. Fakat sonrasında Google'ın kendi geliştirmiş olduğu web.dev sitesi ondan bir üst seviye yani webw 3 Schools'tan da bir üst segmente çıkıp bu eğitim işlerini çok hızlı yapmamıza imkan sağlayan bir takım materyaller ve dokumentasyonlar sunuyor. Hem daha modern e, yenilikçi bir yaklaşımı var hem de aynı zamanda e, çok daha hızlı bir şekilde web'e giriş yapmamıza imk imkan sağlıyor. E, burada e, dokumentasyonumuz bu olacak. Öte yandan kullanacağımız editörümüz de Visual Studio Code olacak. Visual Studio kodu da yine webten indirebiliyorsunuz. Direkt bu isimle kaydı, bu isimle aratıp bulduğunuz zaman, yani şöyle göstereyim. Visual Studio Code diye indirdiğiniz zaman tamamen free bir uygulamadır. Ve geliştiricilerin ee, sıklıkla en çok kullandığı uygulamalar arasında e, gözüküyor. Ee, arkasında Microsoft'un oluşu da aynı zamanda uygulamayı sürekli olarak sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye imkan sağlıyor hem performansı çalışıyor hem de dediğim gibi birçok eklentiye de size sunarak hızlı web geliştirme ortamına olanak sağlıyor diyebiliriz. Cross platform hem Mac sürümü var hem Windows sürümü var hem de Linux sürümü var arkadaşlar. Şimdi VS Code'u indirip kurduktan sonra karşınıza şu şekilde bir ekran gelecek. Bu ekranda Öncelikli olarak bizim yapmamız gereken şu Welcome ekranında bir klasör seçmemiz gerekecek. Yani çalıştığımız yeri bir kere bilmemiz gerekiyor. Bunun için ya şuradan Open diyoruz ya da şuradan File Open Folder diyoruz. Bir tane klasör e, seç, seçelim öncelikle. Ben Works klasör klasörünün içerisinde Works klasörünün içerisinde Web Dev diye bir klasör oluşturuyorum ve bunu aç diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık şu kısımda yani burada Explorer kısmında klasörümüzün içeriği yer alan klasörümüzün içeriği ağaç olarak gözükecek. Tabii şu anda içi boş olduğu için esasında o klasörde bir ortam yani bir herhangi bir dosya bulunmuyor. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlemleri tıpkı bir kayıt altına almak gibi, bütün işlemleri kayıt altına alınmasını sağlayan ve aşama aşama versiyonlamamızı sağlayan bir özelliği bir Yine geliştirme ortamımız var, Git ortamı deniyor buna. Git ortamı arkadaşlar genel itibariyle duymuşsunuzdur, Git, GitHub e, gibi ortamları duymuşsunuzdur. E, fakat e, biraz ye, özellikle yeni başlayan arkadaşlar Git'e aşina olmakta esasında e, çok e, çekinebiliyorlar. Nihayetinde ben de 2008 yılından beri geliştiriciyim ama e, Git'le tanışmam, yani gid'i e sürekli Git'i e ben 2010 yılından 2000 9 yılından beri kullanıyorum. O zaman da e, Google Code, Code.Google üzerinde e, ilk sürümü, ilk versiyonu yayınlamıştım ama sürekli olarak gidi versiyonlamam ve projelerimi versiyonlara ilerlemem 2019 sonrası olmuştu. Ondan öncesinde gidi bir e, repository kututma olarak kullanıyordum ama şimdi birlikte çalışabileceğim, birlikte proje geliştirebileceğim ortamlarda e, ben GitHub'ı kullanıyorum veya GitLab'ı kullanıyorum. Birçok bir ya bit farklı firmalarla çalıştığım zaman bit da kullanabiliyorum. Bunların hepsi aynı sistem üzerinde. Git nedir? Git öncelikli olarak bir versiyonlama sistemidir arkadaşlar. Aslında projemizi biz aşama aşama kaydederek gitaba göndeririz ve kitaba deriz ki ben şu kod ben benim dağıtımımda şunlar, şunlar, şunlar var. Ben bir e, dikkat ederseniz repositorylerim var. Bu repositorylerimi bir birer proje olarak görebilirsiniz. Her birisi birer proje olarak olduğunu düşünün e, ve yapmış olduğum işlemler hep genelde şöyledir. Ben bir işe başlarım. Sonra yeni bir şey eklerim. Sonra başka başka bir şey eklerim. Başka başka bir şey eklerim. Ve her eklediğimin bir önceki versiyonunu tutmak isterim. Yani bunu nasıl yaparım? Normalde işte tez ödevi yazarken de işte bir önceki günde yazmış olduğunuz tez ödevinde bu vers işte ödevin adını yazarsınız. İşte 28.02.2023 yazarsınız. 29'unda bir işlem yapınca 29.02 29'u .29. yok gerçi Şubat ayının 01 03 2023 diye böyle not alırsınız. Her birisine ayrı ayrı dosyalar yaparsınız. E, Gidap buna çok daha efektif bir çözüm sunmuş. Diyor ki yaptığınız bütün projelerin her birisini ben adım adım kaydediyorum. Adım adım görüyorum. Yaptığınız değişiklikleri görüyorum. Siz bunları bana gönderin. Ve gönderdiğiniz kodların hepsine bir komit ekleyin. Ben bu komit eklediğiniz kodlarının ne olduğunu bileyim. Ve bunları size bir ay sonra geldiğin zaman sen bir ay önce şu, şu satıra şunun için komutu, şu komiti yazaraktan komut eklemişsin deyip senin yerine versiyonlamayı sağlıyor. Ve bu sayede ne oluyor? Olası bir yanlış işlem yaptığın zaman tekrar o eski koda rollback yapmanı imkan veriyor. E, bu checkout yapıyorsun bir, şey, bir noktada bir şeye. Ve e, aslında mesela bir örnekle anlatacak olursak şu görmüş olduğunuz yazmış olduğum yazı aslında benim commit mesajım. Ne yaptığımı burada anlatıyorum. Diyorum ki ben işte mesela bir deprem uygulaması bir deprem API'yi yayınladık geçen günlerde. Ee, ne yapıyor? Burası taneden bilgiyi alıp e, geliştiricilere sunan bir JSON API'yi. Ee, diyorum ki refactoring API on direct RASATANE system diye yazdım mesela. Bu ne anlama geliyor? İşte benim yapmış olduğum bu kodu ben refactoring yaptım. Tekrar e, derleyerek Rasa tane sistemini uyarladım diyorum. Yaptığım işlem şu oldu. Şuradaki satırları sildim. Şuradaki satırı ekledim. Şura, şuradaki boş olan yere şu iki satırı ekledim. Bakın bir önceki versiyonunda böyle değil. Bir sonraki versiyonunda bu şekilde diye bana karşılaştırmalı olarak ne yapıyor? Eee sunum yapıyor. Yapmış olduğum bak bunu da ben yazdım, bunu da ben yazdım. Ama bin, bin, bir sonraki aşamadaki hani ne yaptıysa yani bu aşamada bu commit mesajında yapmış olduğum bu commit'te neler neler yaptığını burada ne yapıyorsunuz? Size tutuyor. Bunu kendisi yapıyor arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken sadece e, pull ya, e, push yapmak. Yani kodunuzu, projenizi oluşturup biraz önce bir klasör oluşturduk. Kodumuzu oluşturup onu add yapıp commit edip daha sonra push etmek. gidaba. Daha sonra başka bir arkadaşınız gelip aynı projenin üzerinde yine çalışıp push edebilir. Siz bir projede birden fazla geliştirici olarak çalışabilirsiniz. Genelde geliştiricilere sorulan sorulardan en önemlisi de şu oluyor. Ya bir projede bir klasörün içerisinde birden fazla geliştirici aynı anda nasıl çalışıyor? Aynı anda eş zamanlı nasıl çalışıyor? İşte böyle çalışıyor arkadaşlar. Herkesin kendi ortamı var. O ortamında kodu yazıyor ama eş zamanlı olarak GitHub'dan aldığı kodu yazı alıyor. Ve sonra üzerine değişiklik yapıp atıyor. Herkes aynı değişikliği, farklı farklı değişiklikleri yapıyor. Herhangi bir konflikt olma durumunda o konflikt yani çakışma olma durumunda o çakışmalar düzenleniyor. Ve bu şekilde proje versiyonlanıyor arkadaşlar. Ee, bu sayede Yüzlerce, binlerce hatta on binlerce geliştirici aynı anda bir proje üzerinde çalışma sağlayabiliyor ve hiçbirinin kodu birbirine karışmıyor. Karışma olduğu zaman da o konflikler hangisini geçerli kılayım şeklinde size sunuluyor. Siz de diyorsunuz ki bu benim yazdığım geçerli olsun veya şu e, karşıdaki yazılan geçerli olsun diye bu işlemi yapabiliyorsunuz. E, bu şekilde çözümü sağlayabiliyorsunuz. Bu aslında şu ana kadar anlattığım şeyler teoriydi. Şimdi bunun pratiğini yapacağız. Şimdi genelde push ve pull komutları genelde işte git komutları komut bir command line üzerinde git işte git push işte şu git commit en mesaj şeklinde yazılarak ilerlenmesi gerekiyor. Fakat bunu VS Code'da biz çok son derece güzel bir şekilde yapıyoruz. Dilerseniz bu anlatımdan sonra hemen bunu bir uygulamaya geçelim. Şimdi klasörümüzü oluşturduk. Bir tane ee, dosya oluşturmadan önce ben şöyle şuradan source kontrolden publish Gi up yapacağım Fakat siz VS kodu kurduğunuzda ilk olarak bu söz kontrol sekmesi gelmeyecektir Çünkü git lens eklentisini kurmamız gerekiyor manage bölümünden extensions kısmına gelip daha sonra buraya git lens yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra en başta çıkan eklentiyi install ediyorum. Ben şu anda install ettiğim için bende disabled ve uninstall çıkıyor. Ee, install ettikten sonra direkt olarak şurada versiyon kontrol e, şeyi gel, geliyor olması lazım. Initialize repository deyince e, sizin bu bölümünü aslında gide uyarlıyor. Gidin e, anlayabileceği klasör olarak değerlendiriyor. Ama ben direkt olarak GitHub kendi GitHub bağlantına, GitHub repository'mde yayınlamak istersem şunu yapıyorum. İlk etapta publish'ti GitHub ee, diyorum. Ama siz GitHub'a uyarla e, GitHub'da bağlantı sağlamadıysanız login the GitHub gibi bir şey çıkmış çıkıyor olması lazım. Bir defaya mahsus tıpkı Facebook'la Instagram'la bağlan, Twitter'la bağlan gibi GitHub'la bağlan, GitHub authorize'ını verip daha sonra o kısma e, GitHub'ın gelmesini yani şu butonun gelmesini sağlayacaksınız. Publish'de GitHub dedikten sonra hemen ne yapıyorum? Benim klasör ismim buraya diyor ki, e, klasör ismini buraya gösteriyor ve diyor ki Publish'de GitHub Private Repository, Publish'de GitHub Public Repository. İkisinin arasındaki fark şu, Private Repository sadece sizin ve sizin izin vermiş olduğunuz bir takım kişilerin görebileceği repository demektir, alan demektir. Public Repository ise esasında sizin... Bütün dünyanın yani linki bilen, işte Turunçka slash web dev linkini bilen herkesin veya GitHub'da, GitHub üzerinde search eden herkesin kullanabileceği bir repository'dir. Ben dolayısıyla herkesin erişimine erişimine açabileceğim için public repository'yi seçiyorum. Burada herhangi bir dosya seçmiyorum, Okey diyorum. Tabi şöyle bir durum var. ki bir dosya eklememiz gerekiyor. Diyor ki kardeşim, boş bir klasörü ben sana nasıl publish edeyim? Yani i̇çi boş olan bir klasörü kabul etmiyor. Ben kabul eder diye düşünüyordum öncelikle. Kabul etmiyormuş. O zaman ben bir dosya oluşturayım. index.html diye bir dosya oluşturuyorum. İçerisini dolduruyorum. Bu kısmı anlatacağım. Yani bu kodu hemen diye nasıl çıkarttığımı anlatacağım. Bir dosya oluşturdum ve kaydettim. Kaydettikten sonra publish to dedim. Ve sonra public repository seçtim. Sonra index.html'i seçip ee, ve sonrasında tekrar yapayım. Yanlış butona bastım. Ee, public repository. Ve okey. Şimdi publish to github. Up, creating upload files diyor. Şuradaki şeyi görüyorsunuz. Ve diyor ki successfully published Turunçgil web dev repository to GitHub. GitHub artık ne yaptım ben dosyamı e, gönderdim diyorum. Hemen GitHub yani GitHub.com Turunçgil web içerisinde bakın dikkat ederseniz index.html olarak first commit olarak ne yaptı bana gösterdi. Bir tane commitimiz var bu uygu, e, bu repository'mizin içerisinde. Şurada da public'i görüyorsunuz public yani artık siz de bu link üzerinden bu koda erişebilirsiniz. Şimdi geliyorum ben burada title kısmına merhaba dünya yazıyorum. Ctrl S'ye bastığım anda hemen dikkat ederseniz source control bölümünde change kısmında ne yapıyor? Index in içerisinde bir M çıktı. Yani modified. Bu dosyada bir modify, modifiye yaptın diyor. Ne yapmışsın? Dokümentü sildin. Merhaba dünya yazdın. Evet bunu yaptım diyorsun. Hemen ne yapıyorum ben bunu? Gidaba push etmem gerekiyor. Stage change butonuna basarak yani şu plus butonuna basarak artı butonuna basarak stage'i alıyorum. Stage'i aldıktan sonra diyorum ki stage'dekileri ne yaptığımı anlatıyorum ben burada. Sayfanın başlığını güncelledim. Commit ediyorum. Commit ettikten sonra senkronize ediyorum değişiklikleri. Senkronize ettikten sonra arkadaşlar artık benim komitim ee, nereye gitti? Gidaba gitti. Hemen gidaba bakalım. Sayfanın başlığını güncelledim. Çıktı bak dikkat edersen. Son commit mesajı çıktı. Bir önceki yaptığım versiyonla bir sonraki yaptığım versiyon arasındaki karşılaştırmayı bana sundu mu? sundu. Bu şekilde bu şekilde ben aşama aşama ne yapabiliyorum? Çalışmamı kaydedebiliyorum. Ve e, bütün aşamaları kayıt altına alabiliyorum. Bir düşünün tez yazıyorsunuz. tezin yazmış olduğunuz tezi bile VS Code üzerinde yazıp yapabilirsiniz. Dokümente edebilirsiniz. Her yaptığınız aşamayı GitHub'ın kendi kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede e, bu sayede e, yapmış olduğunuz bir önceki yapmış olduğunuz hiçbir işlem hiçbir zaman e, silinmiyor. Yani silseniz de silinmiyor. Mesela ben merhaba dünyayı dünyasını sildim. Bu arada Working Tree kısmından çıkalım. Şuradan sildi yapalım. O ee, direkt olarak karşılaştırmalı olarak yaptığı için kafamızı karıştırabilir. Evet. Başlıktaki dünyayı sildim diyorum. Commit ediyorum. Senkronize ediyorum. Senkronize ettikten sonra tekrar nereye gidiyorum? repository'ime gidiyorum. Başlıktaki dünyayı sildim. En son yapmış olduğum commit mesajı bu oldu? Bu şekilde karşıma çıktı. Bununla ilgili. Bu şekilde arkadaşlar ee, ne yapıyoruz biz? Bakın dikkat ederseniz 3 tane commit yaptım. Yani 3 tane aksiyon aldım anlamına geliyor. Ne yaptım? Önce first commit'imi yaptım. 3 dakika önce, 1 dakika önce sayfanın başlığını güncelledim. Ve baştaki dünyayı sildim. Dikkat ederseniz bir branch'in üzerinde. Bu arada branch'ler var. Bunları dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da anlatacağım. Her bir branch aslında bir dal anlamına geliyor ve çalışma dokümanımızın içerisindeki farklı farklı versiyonlar olarak düşünebilirsiniz. Main, ana branch orada V2, V3, V4 şeklinde branchler oluşturabilirsiniz. Hatta şuradan branchleri de kontrol edebilirsiniz. Bakın ana branchten başladım. Bir dal olarak gittim. Farklı dallar da oluşturabilirim ama şimdi bu dalları anlatmayacağım size. Şimdilik main branchinde commit ataraktan ilerliyorum. Bu şekilde arkadaşlar e, kodumuzu an be an takip edebiliyoruz. Tıpkı bir e, işte e, yazıcı melekler gibi bizim bütün aşamalarımızı yazıyor. Aslında biz yazıyoruz, biz onlara e, ne yapıyoruz? E, sisteme entegre ediyoruz, gidabı e entegre ediyoruz. Ha bizden sonra mesela e, haricen başka bir kişi geldi kardeşim bu e, ne yapmış bu çalışmada bu ümit dediği zaman evet 28 e, Şubat'ta e, bu çalışmayı oluşturmuş ve bu aşamalardan geçmiş diye onu ne yapıyor direkt olarak ön izleyebiliyor. Bir süre sonra mesela bir ay önce siz gidip bak ya ben bir ay önce ne yaptım diye baktığınız zaman ha bunları 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 mı yapmışım tamam diyorum. Hemen ne yapıyorum orada çünkü söz uçar yazı kalır. Burada yazı, yazıyı aslında görerek diyorum ki evet ben bunları yaptım doğru ya bunları yapmışım. İşte buradaki yazıyı silmişim bunu eklemişim bunu çıkartmışım diyor. Orada zaten direkt olarak sana aslında rapor sunuyor. Diyor ki ee, değişiklik yapıldı bir tane dosyada bir tane ekleme yapıldı bir tane silme yapıldı gibi işlem yapıyor bakın silmemiz bu eklememiz bu bu şekilde işlemimizi yapıyor. Bunu anlamamız çok önemli. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar ee, aslında çalışmalarımızı çok daha güzel bir şekilde kurgulayabiliriz. Ve ortak çalışma alanları oluşturabiliriz. Dediğim gibi siz bir ödev yaptınız. Bana sadece linkini göndermeniz yeterli oluyor. Bu şekilde çalışıyor. GitHub'dan bir account'unuz yoksa account oluşturun. Ve account oluşturduktan sonra burada authorized yapın. Yani burayı yetkilendirin. Ve yetkilendirdikten sonra bir defa bu işlemi yaptıktan sonra artık ee, VS kodu sisteminizden silene kadar onu kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim web geliştirme işlemlerindeki başlangıç kursumuza ee, öncelikli olarak e, ne yapacağız html öğreneceğiz HTML yani web sitelerinin yapılmasındaki kullanılan işaretleme dilini öğreneceğiz. Hypertext Markup Language için kısaltılmasıdır HTML. Bir işaretleme dilidir arkadaşlar. Sizin yazmış olduğunuz o işaretleme diliyle siz web sayfalarını oluşturursunuz. Aslında bu işin bir e, görünen yüzü vardır bir de perde arkası vardır. Bir web sitesinin perde arkasını görebilmek için yani onun yazıldığı HTML kodlarını görebilmek için Herhangi bir yere sağ tıklayıp Chrome'da incele Ve açılan e, Develop, Developer Tools'un e, şu kısmında, Element kısmında, Element sekmesinde yer alan şu kısmındaki şu kodların her birisi HTML etiketleri, HTML tagleri olarak karşımıza çıkıyor. Biz aslında bunları yazıyoruz. Biraz önce de aslında yazdık değil mi? Anlatmadım ama yazdım. Biz aslında bunları yazıyoruz ama karşımıza böyle bir tasarım çıkıyor burada bir editörle işte sürükle bıraklaya işlem yapmıyoruz tamamen oturuyoruz klavyenin başına kodları yazıyoruz tek tek ama yazarken tek tek yazmıyoruz tabii, onun pratik yöntemleri var kapatıyorum bu kısmı şimdi kursumuza başlayalım öncelikli olarak HTML'i bilmemiz gerekiyor HTML arkadaşlar bütün dünyanın kabul ettiği standart bir e, ortam web geliştirme yani e, basit olarak e, sade olarak web e, Webin inşasını yapmamızı sağlayan bir ortamdır. Hypertext Markup Language'in e, kısaltılmasıdır arkadaşlar. Aslında http'yi http, e, HTTP duymuşsunuzdur. https'i duymuşsunuzdur. Web sitelerine girdiğim zaman buradaki protokolü görmüşsünüzdür. Aslında bir protokoldür. Hypertext Transfer Protokol yani HTML'in alınan protokolü olarak gelir ve HTML dilinin bu, bu sitenin içerisindeki yani bu sunucunun içerisindeki HTML dosyalarını alır ve size önizler. Bu önizleyen e, önizleyen uygulamalara web browser deniyor web sitelerini gösteren tarayıcılara web browser deniyor. Web'te birçok element vardır. Tıpkı diğer dillerde olduğu gibi linkler oluşturabiliriz, navigasyonlar oluşturabiliriz, tablolar, formlar, resimler, ses ve video oluşturabiliriz, temalar oluşturabiliriz. Bazı API'ları kullanabiliriz. Progressive w, PWA uygulamalarıyla biz bir Bluetooth'a bile erişebiliriz cihazın veya GPS'ine erişebiliriz. Web'de yapamayacağımız neredeyse bir şey kalmadı gibi ve daha da geliştiriyorlar. Şimdi gelin bir hızlı başlangıç yapalım HTML'e. HTML nedir? HTML dedik ya Hypertext Markup Language. Şunu biraz açalım. Nedir o? HTML elementler yapısıdır. Yani HTML'de her bir element küçüktür ve büyüktür işaretiyle oluşur. Biraz daha açacak olursak, şuraya bir odaklanalım. HTML'de buna element deniyor. Element, opening tag ve closing tagin e, tamamen e, tüm bütünsel olarak e, da, e, davranışıdır. Bir opening tagi vardır ve de closing tagi vardır. Opening tag ve closing tag'in arasındaki maruz kalan kısma da content denir. Yani içerik denir. Bütün buna ne denir? Element denir. Element'in ismi nedir diyecek olursam tag'in içerisinde yer alan küçüktür büyüktür işaretinin arasındaki yer alan şu ifade neyse element'in adı odur. Mesela bu h1 element yani header one element yani başlık birinci düzey elementi. Opening tag ile closing tag arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Opening tag küçüktür, elementin adı büyüktür. Dur. Closing tag ise küçüktür slash h1 büyüktür. Dolayısıyla closing tag'de slash vardır. Bir örnek verecek olursak, bakınız p elementi, paragraf elementi. Arasındaki kalan kısım paragrafı temsil eder. Ama strong ve m elementi burada şu ifadeyi daha farklı bir elementle ne yapıyor? Yapıyor. Burada ben şunu anlıyorum. İç içine elementler kullanılabiliyor. Burası paragraf elementi. Burası m ve strong elementinin bağlı olduğu içerik. Burada m yatay çizgiyi, yatay yatık yazıyı gösterir. Strong ise kalın yazıyı gösterir. Yani şu kısım hem yatık ve kalın yazılacaktır. Bunları birazdan e, inceleyeceğiz ama mevzuyu tam anlamamız gerekiyor. Mesela e, li elementi ve ul li liste, list order. Aslında burada li'nin kapanması kapanması gerekiyor ul elementinden sonra li li'yi kapatması gerekiyor. Neden böyle bir şey yapılmış? Ama bu e, burada yeni bir şey mi var onu bilmiyorum ama normalde li'nin burada kapanması gerekiyor. Bu arada kod pen'i de kullanabiliriz. Burada direkt yazıp e, direkt olarak orada e, işlemi e, daha kolay anlaşa e, anlaşılması. Yani burada html kodu yazıyoruz. Şurada result'u alabiliyoruz direkt. Dikkat ederseniz burada strong strong'un kısmı dikkat ederseniz koyu yazılmış. M M kısmı bakın emphasized. Emphasized hem strong ve hem yatay yazılmış. Bu şekilde yapılıyor. Aslında burada dikkat ederseniz biz bunları yazarken kimse burada e, şey yapmıyor. Nedron'la da buradaki etiketleri görmüyor. Sadece bazı yerlerde script yazıldığı için o script'ten kaynaklı yani şurada script işte şu ifade yazıldığı için o ifadeden kaynaklı şöyle bir yapı oluşmuş. Şöyle. Örnek veriyorum bir input range yani şu şunu çıkartmak için şu element kullanabiliriz. Bazı elementlerin bitiş elementleri yoktur. Mesela image'in bitiş elementi yoktur. Image'i tek yazarız. Hemen onun kapama etiketi yok yani closing tagi yoktur. Bir de attribute dediğimiz kavram var yani özellikler. Mesela anchor elementinde a elementi aslında bir e, linki gösterir ve linkte esasında biz ne yaparız? Bir yere tıklanıldığında bir yere gitmesini isteriz. Bunun için attributes ekleriz. Ne attributesi? Hyper reference href e, attribute'u ekleriz. E, href attribute'u opening tag'e ekleriz. Yani attribute'lar aslında closing teke e değil de attribute şey opening teke e eklenir. Attribute'lar birden fazla olabilir. Mesela href eşittir çift tırnak içerisinde gidilecek yer. Target eşittir çift tırnak içerisinde self gibi. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ve genel olarak e, HTML'e şöyle bir hızlı bakış bu şekilde şimdi gelin isterseniz biz kendimiz kendi web sitemizi kendimiz yapalım bunun için ee, ne yapacağım embed eklentisini kullanacağım yani bu kodların hepsini teker teker kendim yazmayacağım şimdi biraz da embed dersi vereyim html html 2. üst üste 5 yazdığımız zaman embed abbreviation da aslında vs code'da default olarak gelen embed eklentisiyle direkt olarak html 5ın ana omurgasını oluşturabiliyorum. Yani bu kodları tek 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 tek, tek mi yazdım? Hayır. Lang kısmına geliyorum. Yaptığım sayfayı Türkçe olacağı için TR yazıyorum. Ve title kısmına merhaba dünya yazıyorum. Kaydettim. Kaydettikten sonra direkt olarak ben bunu run edeceğim. Yani web sayfasında build edeceğim. Bunun için bu ee, start building diyorum ve web application web app chrome seçiyorum ve sonrasında bana ne yaptı direkt olarak merhaba dünyayı karşıma çıkardı ben şunu şöyle şuraya alayım bir tarafta kodlayacağız bir tarafta ön izleyeceğiz burası bizim web chrome tarayıcımız burası da bizim vs kodumuz şunu da şöyle biraz daraltayım da şöyle kapatayım direkt evet şimdi body kısmına geliyorum. h1 yazıyorum. Enter'a basıyorum. h1. h1 enter yaptığım zaman ne yaptı? opening tag ve closing tag'i bana ne yaptı? oluşturdu. Oluşturduktan sonra geliyorum buraya. Buraya e, web sayfamızın başlığını yazıyoruz. Ve Ctrl S'ye basıp F5 yaptığımız zaman direkt olarak yani burada şey yazı e, buradaki sayfada F5 yaptığımız zaman direkt olarak ne yaptı? Burada çalışmamızı ee, ön izleyebildik. Hemen altına geliyorum. P etiketini yazıyorum. Buraya bir takım yazılar yazabiliriz. Burası bir neyimiz oldu? Paragraf metnimiz oldu. Ben artık bunu H2 burası bir alt başlık. Yani ikinci düzey başlık. H2. H1'den biraz daha küçük. Hemen geliyorum buraya. H3 yazıyorum. Burası daha bir küçük alt başlık diyelim. Böyle böyle yazıyoruz. Ve ben buraya geliyorum alt kısmını strong yapmak istersem. Geliyorum buraya strong yazıyorum. Ve alt kısmını o strong'un arasına alıyorum. Tabi burada başlık Strong olduğu için zaten kendisi strong olduğu için burada bir ifade gözükmeyecektir. Ben bunu ancak P'nin içerisinde olduğu zaman strong'u daha ee, net bir şekilde görebiliyorum. Zaten bunlar strong yani kalın yazıldığı için o direkt olarak bana ön sağlamadı. Ondan dolayı dikkat ederseniz burada altı yaptım. Bak dikkat ederseniz şöyle bir şey oldu. Paragraf elementimize bakın arkadaşlar. Paragraf elementimizin sadece 6 stronk'a maruz kaldı. Dolayısıyla alt kısmı ne yaptı? Ee, kalın çıktı. Ben yazıları yatay yazmak istersem ne yapacağım? Oraya M yazacağım. Bakalım orada başlangıç ve bitişin arasında. Yani content kısmına yazılar ekliyorum M'in arasına. Hemen Ctrl-S'ye basıyorum. Dikkat ederseniz yazılar yatay oldu. Hem yatay hem strong yapmak istersem ne yapacağım? Geleceğim şuraya M yapacağım ve sonrasında bunu böyle alacağım. Peki böyle yazarsak sorun olur mu acaba? Yani böyle alt enter yaptım. Acaba burada da enter oluyor mu? Dikkat ederseniz buraya bir alt enter takım yazılar dedik ama burada hiç ayrıştırmaya maruz kalmadı. Çünkü buradaki boşluk. Buradaki boşluk aynı şey değil. Eğer ben bir boşluk yani buraya birden sonra altın devam etmesini istersem break komutu yani br'yi koymam gerekiyor. br bir alt satıra geç anlamına geliyor. Bu ve buna benzer teklerin hepsini ezbere bilmeniz ilk etapta şey değildir. Mümkün değildir. Bunları öğrendikçe ancak görebilirsiniz. Bunlarla ilgili bu WebDevLearn, e, HTML Hour Web yani bu kısma girip devam ederseniz bütün davranışları, hangi etiketin ne anlam ifade ettiğini burada genel olarak size bahsediyor. Bu etiketleri çok fazla İngilizce bilmenize de gerek yok. Mevcut sayfayı da translate edebilirsiniz, e, çevirebilirsiniz. E, genel itibariyle size e, nasıl davranmanız gerektiğinden bahsediyor etiketlerde yani bir e, attribute'dan biraz önce bahsettik mesela e, text basic basic e, text temellerinden biraz önce bahsettik mesela h1 e, h1 banner işte h1 Alt... E, six times gibi böyle e, düzeyleri ne yapıyor size gösteriyor mesela linkler mesela bir sayfadan başka bir sayfaya gitme esasında burada yine şekilde gösteriyor List, listler neydi? İşte listelemeleri kullanıyor. İşte list uli şeklinde dediğim gibi bu şekilde yazılıyordu. Biraz önceki yazım yanlıştı gösterdiğimde Navigation, mesela navigasyonlar nasıl oluşturuluyor? Burada işte o navigasyonların nasıl oluşturulduğuyla ilgili size bilgi veriliyor işte. Navigasyonun temel yapısı. Sizin sadece bilmeniz gereken şu. Bunları hiçbirini ezberlemiyoruz. Ben bu nedir? şu nedir? Kapama etiketi nedir? Açma etiketi nedir? Yani opening tag nedir? closing tag nedir? Veya onun içerisindeki content nedir? element nedir? Bunları biliyorsam bunlarla ilgili her şeyi öğrenebilirim demektir. Temelini öğrenmek çok önemli. Temelini öğrendikten sonra her şey çorap söküğü gibi gelir arkadaşlar. Ama temel tam oturmadığı zaman bunları istediğimiz kadar anlatalım. Hatta ben size ezberleteyim bunları bir amaç olmayacaktır. Ne kendinizi bu konuda geliştirebilir durumda olursunuz ne de bu anlattıkların tam olarak mantığı oturur. Onun için mantığını öğrenmek önemli. Bu arada bir takım değişiklikler yaptık değil mi? Hemen girelim. İlk derste HTML'i anlatırken bir takım tekler oluşturdu. E bir takım elementler oluşturdum dedim commit mesajımı gönderdim ve yaptım. Şimdi sync olduğu zaman hatta şuradan da remote kısmına remote sekmesine girip ne yaptığımı bana direkt olarak ne yapıyor bana lookluyor. Hemen şuradaki ee, şuradaki dünya simgesine tıklıyorum ve yaptığım işlemleri tek sayfalık bir çalışma yaptım. İlk derste işte hemen bir takım elementler oluşturdum diye yaptım. Bakın neler neler yapmışız gördüğün gibi. İngilizce'yi TR yaptık işte, bunu 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 yaptık falan filan. Bu şekilde. Genel itibariyle arkadaşlar, e, burada size e, dediğim gibi hem Git eğitimini ver, ver, yani Git eğitimine bir başlangıç yaptık, hem de HTML eğitimine başlangıç yaptık. Bugünkü dersimiz e, bu kadar. Önümüzdeki haftaya kadar yapmanız gereken ödevleri ödevi size söyle, söylüyorum. E, herkes bir web dev açıyor, web dev üzerinden giderek. Bir web sayfası oluşturuyor. Bu ilkel bir web sayfası oluyor. Bir html index, html dokümanı oluyor. Burada yazdığınız kodları görmek istiyorum. Aynı zamanda commit mesajlarınızı görmek istiyorum. Commit mesajlarını olabildiğince açıklamalı yazın arkadaşlar. Ben şöyle girdiğim zaman her yaptığınız aşamayı burada birden fazla commit mesajı gördüğüm zaman çok daha güzel olur. Bunu yaparsanız işin açıkçası esasında bugünkü dersimizin amacına ulaşmışız demektir. Önümüzdeki haftaya kadar herkesin bir git e, hesabı oluşsun ve orada bir çalışması, bir ripostorisi oluşsun. Bu yapmış olduğumuz dersi kayıt altına aldık. Kayda bir, birazdan ben size link atacağım. Youtube üzerindeki playlistten takip edebileceksiniz. Evet arkadaşlar sorusu olan var mı?